Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatüh. Kıymetli izleyiciler, Sağlık Olsun programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu haftaki konumuz omurga problemleri olacak. Fizyoterapist Sayın Serkan Orhan Beyefendi daimi konuğumuz olarak bu hafta da bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Teşekkür ederim. Sizleri sormalı. Sağ olun hocam, teşekkür ederim. Allah razı olsun. Cümlemize. Hocam bu hafta inşallah omurga problemlerinden bahsedeceğiz. Evet. Omurga nedir? Nasıl bir yapıya sahiptir? Vücudumuzdaki omurganın işlevi nedir? Omurgadan kaynaklı hastalıklar nelerdir? Bizlere bundan bahsedeceksiniz inşallah. Merakla sizleri dinliyoruz hocam. Evet hocam, bugün önce omurgamızın belli başlı fonksiyonlarından, yapısından, nasıl bir işlevi olduğundan bahsedeceğiz. Omurgamız arkamıza görünen belli başlı görsellerde de bulunduğu üzere vücudumuzda kafamızın bitimindeki ense kökünden itibaren leğen kemiğimizde bulunan kuyruk sokumuna kadar uzanan bir kemik bütünü diyebiliriz. Birçok aslında kemik bütünlüğünün bir araya gelmesiyle oluşuyor. Her bir omurun üst üste binerek birçok 33 ayrı omurun üst üste binerek zaten geçen haftaki bölümde de az çok bahsetmiştik. Aralardaki belli başlı yastıkçıklar vasıtasıyla bir bütünlük oluşturan yapıya biz omurga diyoruz. Ve bu omurga bizim vücudumuzun belli başlı hareketlerine hem imkan sağlıyor hem kolaylık sağlıyor. Ne gibi? Bizim dönme gibi faaliyetlerimizde destek olabiliyor. Yanlara doğru eğilme faaliyetlerimizde bize destek oluyor. Öne doğru eğilme, arkaya doğru esneme gibi yapmış olduğumuz faaliyetlerde bu hareketliliği, bu dinamizmi bize sağlamış oluyor. Böyle bir şey bildiğiniz gibi şöyle bir vücudumuza bir baktığımızda, tanımaya çalıştığımızda örnek verelim, kolumuzu düşünelim. Kolumuz bir belli başlı kısımlardan oluşuyor. İşte bir omuzla yakın olan kısım var, el bileğiyle dirsek arasındaki kısım var ve elimizdeki kısım var. Ve biz sadece bunların arasındaki, yani biz sadece buralardaki hareketliliği sağlayabiliyoruz. Mesela kemiğimizin kendi üzerinde herhangi bir hareketlendirme, bükme yapamıyoruz. Tabii dönmeyle birlikte burada ufak belli başlı hareketlenme var ama kastettiğimiz şey aslında burada tam olarak ne kadarlık bir uzunluğa sahipse biz orada herhangi bir hareket gerçekleştiremiyoruz. Çünkü tek bir bütün şeklinde bir kemik. Ama omurgamızın farkı şu. 33 ayrı omurda meydana geldiği için birçok açıda hem dönme yapabilmemizi hem de belli bir faaliyetlerde eğilme gibi aktivitelerimizi gerçekleştirmemize olarak sağlıyor. Ve biz bu omurgamıza yan taraftan baktığımızda bir insan vücudu bize yan döndüğünde belli bir doğal olarak bazı kavisleri vardır omurganın aslında. Böyle yandan baktığınızda ensesiyle işte sırtının başladığı yere kadar şöyle bir sırt tarafına doğru bakan bir C görürsünüz. Sırt tarafında hafif bir C görürsünüz. Bel tarafında tekrar ters tarafa doğru bakan bir C görürsünüz. Ve daha sonra da kuyruk sokumunun olduğu kısım denk gelir. Yani vücudumuzda aslında belli başlı eğrilikler zaten var ve biz o eğrilikler sayesinde vücudumuzu, bedenimizi daha etkin bir şekilde kullanıyoruz. Ve şurasını da bağlamakta fayda var. Özellikle göğüs kafesimizin kemikleri, işte halk arasında kaburga kemikleri dediğimiz, bizim kosta ismini vermiş olduğumuz kemiklerin hem ön tarafımızda vücudumuzdaki işte halk arasında yine iman tahtası olarak bilinen bizim sternum ismini vermiş olduğumuz bir kemiğe önden tutunarak ve arkada da omurlara tutunarak oluşan bir göğüs kafesine de bir zemin sağladığını, omurganın böyle bir işlevi olduğunu da söyleyebiliriz. Bu kaburga kemiklerinin bitimiyle birlikte alt tarafta bele doğru geldiğimizde de herhangi bir kemik yoktur ve tamamen artık orada vücudun kendi dinamizmini sağlayabilmek için bir ortam vardır. Aslında bunun hem avantajını hem dezavantajını yaşıyoruz biz. Avantajı daha rahat bir şekilde hareket edebilme, dönebilme gibi faaliyetleri gerçekleştirebiliyoruz, eğilebiliyoruz. Dezavantajı ise bildiğiniz gibi kemik varsa orada korunaklıdır. Kemik olmadığı için bel kısmında ki bel boşluğumuz vardır mesela Evet. halk arasında da söylenir bu. O kısımlar boşluk olduğu için herhangi bir darbe olduğunda, herhangi bir problem olduğunda biraz daha korunaksız olduğunu söyleyebiliriz. Genel itibariyle omurgamız dediğimiz gibi ense kökünden kuyruk sokumuna kadar toplam 33 tane
omurdan oluşan ve vücudumuza hem desteklik sağlayan hem duruşumuzu sağlayan, öte yandan iç organların korunması için kaburga kemiklerine ortam sağlayan, bizim vücudumuzun olmazsa olmaz gerçekten en büyük ve en önemli birçok fonksiyonumuzu, hareketimizi robotluktan bizi kurtaran bir yapıya sahip olmamızı sağlayan bir organ ya da bir uzuv olduğunu dile getirebiliriz. Bu anlamda da omurga sağlığımız hem koruması açısından hem de vücudumuza olan desteklerinden dolayı mutlaka dikkatli bir şekilde öğrenmemiz ve bilmemiz gereken bir kısım. O sebeple bugün omurgayı önce biraz tanıdık. Şimdi de biraz sanıyorum ki problemleri ve neler yapabiliriz kısmına doğru Evet hocam. Geçeceğiz. Sizlerden omurga kaynaklı rahatsızlıklara değinmenizi rica edeceğiz. Omurga kaynaklı ne tür hastalıklar vardır? Bunlardan biraz bahseder misiniz? Evet, öncelikle omurga az önce bahsettiğimiz gibi belli başlı birkaç eğrilikleri zaten doğal olarak var. Yani kendisinde dümdüz değildir. Yani bir işte kalem gibi mesela dümdüz değildir. Zaten kendi içinde belli başlı ufak ufak eğrilikleri vardır. Ama bu kendi yapısından kaynaklı ve daha rahat hareket etmemizi sağlamasından kaynaklı olarak vardır. Şimdi omurga problemlerine baktığımızda birçok aslında omurga problemleri var ama biz bugün biraz daha vücut duruşunu etkileyen, bizim duruşumuzda daha çok dışarıdan bakıldığında belli olabilecek olan 2-3 durumdan bahsedeceğiz. Bugün onları konuşacağız temelde. Özellikle yukarıdan başlamamız gerekirse ilk haftaki pardon bundan 1-2 bölüm önceki 3. bölümde boyun evet boyun rahatsızlıklarından masa başı bahsetmiştik. Çalışmalarından bahsetmiştik. Bu masa başı çalışmalarıyla birlikte boyun düzleşmesi gibi aslında belli başlı problemlerin olduğunu söylemiştik. Bunun yanı sıra aslında omurgamızda bununla birlikte gelişen halk arasında kamburluk ismini vermiş olduğumuz bizim de işte tıp camiasında kifoz ismini vermiş olduğumuz bir omurga eğriliği problemi var. Bu kişiler halkımızda zaten bildikleri, aşina oldukları bir durum. Özellikle kişinin işte omuzlarının daha öne doğru gittiği, omurgasının daha eğride bulunduğu, özellikle de boynunun başının da buna bağlı olarak önde kalmış olduğu bir hastalık, bir problem ya da bir omurga rahatsızlığı olarak değerlendirebiliriz. Bu arada biz omurganın baştan sona kadar yaşamış olduğu problemleri beyin sinir cerrahları ile birlikte hareket ederek değerlendiririz ve ona göre yapılması gereken programları gerçekleştiririz. Eğer ki omurga probleminiz varsa beyin sinir cerrahisi ile randevu alarak aslında işlem yapmanız gerekir. Çünkü geçen haftaki fıtık bölümünde de bahsetmiştik. Evet. Omurgaya sadece kemik olarak bakmamız doğru değil. Kendi içinden geçen belli bir işte sinir demetlerinin olduğunu, o sinir demetlerinin vücudumuzun belli başlı yerlerine etki ederek orada hareketlerin meydana gelmesi için tabiri caizse elektrik kablosu görevi gördüğünü evet söylemiştik. Bu sebeple bu sinir demetleri de beyinden itibaren çıktığı için bu omurga hattı boyunda beyincikten itibaren yani ense kökünden kuyruk sokumuna kadar bu tür omurga problemlerinde mutlaka bir beyin sinir cerrahisinin görüşünden alınmasında fayda var. Biz de onlarla birlikte çalışıyoruz bu tarz vakaları, bu tarz hastalıkları. Buradan eğer ki işte fizik tedavi ile ilgili olan bir süreç olduğu, yani bu işin cerrahi bir boyutu olmadığı, herhangi bir şekilde bu açılarda ya da düzeltilebilir bir fonksiyon olduğu düşünülmesi halinde hem bu alanda çalışma yapan işte ortez protez bölümü mezunlarımız var. Ortetiz protetiz olmak üzere. Onların sağlamış oldukları korseler mevcut. Fakat bunu asla şu korselerle kıyaslamayın, karşılaştırmayın. İşte özellikle bu belli başlı işte internet alışveriş sitelerinde evet. Çok defa görülen işte dik duruş korseleri isimiyle televizyonda, satılan radyolarda, internet sitelerinde evet, oldukça fazla bir bilinen satış şeyi var yani, ortamı evet, var. Bu hayatta bizim tavsiye ettiğimiz bir korse değil. Onu kastetmiyoruz asla. Özellikle bu tarz hastalıklara sahip olanlar onu zaten kullanmamalı. Normal sağlıklı bireyler de işte duruşum bozuluyor mu acaba, onları kullansam daha mı iyi olur diye düşünerek de sakın kullanmasınlar. Çünkü onların
Şöyle bir çalışma mekanizması var. Şimdi tutunduğu yerler, askılık gibi olan kısımlar omuz başlarımıza tutunuyor ve sırt kısmında da omurgamıza denk geliyor. Ve onu sıktığınızda evet vücudunuzu böyle bir dik hale gelmiş gibi tutuyor. Doğru. Evet. Ama bizim vücudumuzu dikliğini tutan şey aslında bu kemiklerin olması gereken pozisyonda tutan şey bizim kaslarımızdır hocam. Yani kaslarımız kasılır ve kemikler çekilir. Kaslar gevşer, kemikler belli bir pozisyona doğru tekrar döner. Sünger gibi düşünebilirsiniz. Kasların tutması, kasların kendi kasılmasıyla gerçekleşebilmesi gereken faaliyetlerdir. Fakat siz bunu dışarıdan bir iple ya da işte bu tarz bir korseyle gerçekleştirdiğiniz takdirde orada ne yazık ki kaslar egale edilmiş oluyor. Yani kasları kullanmamış oluyorsunuz. Direkt siz kemikleri çektiriyorsunuz. Kemikler öyle duruyor ama kaslarınız çalışmıyor o an. Ve kaslarınız çalışmadığı için olması gereken korseyi çıkardıktan sonra vücudun kendisinin öğrenmiş olduğu bir dik duruşa sahip olmuyorsunuz. Bıraktığınızda hatta bu kamburluk daha da artıyor. Çünkü siz kasları da iyice tembelleştiriyorsunuz. Kaslarınız çalışmadığı için vücudunuz oldukça bu kemikleri işte germesinden dolayı o tarz korselerin bıraktığında zaten kasları da çalıştırmamışsınız. İyice kendisini salıyor, iyice kendisini bırakıyor. Bu anlamdan ötürü bu tarz korseleri kullanılmasını asla tavsiye etmiyoruz. Eğer korser kullanılacaksa bunlar mutlaka medikal yaklaşımlı bir korseler olması lazım. Bu anlamda ya işte fizyoterapistlerin yönlendirdiği ya da işte hekimlerin yönlendirmiş oldukları tarzda protezleri, ortezleri kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Öte yandan bununla ilgili yani sağlık arenasında bir camia var. Ortez protez isimli bir camia var ve bu camiada protez deyince herkes biliyor ama ortezi herkes bilmiyor. Ortez dediğimiz şey işte mesela protez nedir? Olmayan bir uzvun yerine o hareketi gerçekleştirebilmesi için tasarlanan bir yapay uzuvdur, değil mi? Buna protez deriz. Ortez dediğimiz şey ise yapısını ya da fonksiyonunu, işlevini yerine getirmekte zorlanan bir yerimiz için onu destekleyen, onu koruyan dışarıdan kullanmış olduğumuz malzemelere, ürünlere de biz ortez diyoruz. En güzel örneğini söyleyeyim size. Mesela bileğiniz burkuluyor. Ne yapıyorsunuz? Bandaj sarıyorsunuz, değil mi? İşte o bir ortezdir hocam. Destekleyici bir. Evet, destekleyen şey. Ya da işte kırık olur. Kırıklardan sonra mesela alçılama yaparlar. Ortezdir. Parmağınızda bir incinme ya da kırılma olur. Gidersin işte doktor bununla ilgili ameliyatı yapar ve buraya bir plak takar. Mesela parmak kırığı olanlarda görmüşsünüzdür. Ortezdir. Korse takılmak, korseler ortezdir. Yani bunlar ortez dediğimiz şey bu, protez dediğimiz şey bu. Biraz bunu da bu anlamda açıklamış olduk. Evet, teşekkür ederiz hocam. Biz bu tarz, şimdi gelelim kamburluk konusuna tekrardan. Kamburluğu olan kişilerin şayet bu tarz bir korse ya da ortez kullanmaları gerekiyorsa bununla ilgili uzmanlardan destek alarak alması lazım. Çünkü her bir oradaki omurganın dereceleri ve baskı yaptığı yere göre size özgü bir tasarlanmış ortezi kullanmanız lazım. Dışarıdan kullanmış olduğunuz işte herkesin vücuduna uygun diye almış olduğunuz şey sizin duruşunuzu daha da bozabilir. Yani Çünkü tedavi için yapılan bilinçsiz bir müdahale, tedavi tabii etmediği gibi birçok farklı hastalığı da getirebiliyor. tabii mesela sizin işte örnek veriyorum biz her omuru seviye seviye inceleriz. İşte o boyun bölgesine servikal deriz. Orada 7 tane omur vardır. İşte sırt bölgesinde torakal deriz. Orada 12 tane omur vardır. Bel bölgesine lumbal bölge deriz. 5 tane orada omur vardır. Sonra kuyruk sokumuna gelir vesaire. Şimdi biz her bir seviyeye segment segment ayrı ayrı değerlendirilir, bakılır. Bunun işte dönme yapan, açılaşma yapan, işte o kamburluğu sağlayan hangi tam olarak omur dönmüş, daha fazla bir açıya sahip olmuş. O belirlenir ve oraya yönelik bir baskı oluşturacak bir ortez yaklaşımı tavsiye edilir. Bu sebeple sizin dışarıdan almış olduğunuz bir şey doğru bir noktada temas etmeyen bir ortez olduğu takdirde bu sefer
Sağlıklı olan omuru da bozabilirsiniz. Onu Evet, daha sağlıksız bir maalesef. formata da getirebilirsiniz. Bu anlamda mutlaka ortez kullanılacaksa profesyoneller tarafından tavsiye edilen, sağlık uzmanlarının tavsiye etmiş olduğu ortezleri kullanmanızda fayda var. Gelelim peki bunun fizik tedavi kısmına. Biz burada düzeltici egzersizler gerçekleştiriyoruz. Bunu daha önceki masa başı çalışmalarında da biraz bahsetmiştik aslında. Vücudumuzun hep önünde çalışıyoruz. O yüzden başımızın pozisyonu da omuz başlarımızda hep öne doğru gitme eğiliminde. Sırt tarafımızda hiçbir hareket ve işte belli başlı eylemler gerçekleştirmediğimiz için bu sırt kaslarımızın zayıflığından dolayı bu tarz hadiseler, bu tarz vakalar bizim başımıza gelebiliyor. Bunu önlemek için de biz sırt kaslarımızı kuvvetlendiriyoruz. O eğrilik varsa tersine olacak şekilde vücudun pozisyonunu ona göre odaklıyoruz. İşte sedye ortamında belli başlı rulolar hangi tam uygun omura seviyede olacaksa onun altına destek yapıyoruz ve arkaya doğru esneme egzersizleri veriyoruz. Bu anlamda germe egzersizleri, esneme egzersizleri çok önemli ve kamburlukla birlikte başın pozisyonu da etkilendiği için boyun da ihmal edilmemesi lazım ve baş boyunla birlikte bir egzersiz programı çizilmesi lazım. Bunun için mutlaka bir fizyoterapisten destek almaları Mutlaka. gerekir. Ama internette belli başlı ortalama bir işte kamburluk egzersizlerine yönelik faaliyetler de var. Onlara da baktıklarında eğer farklı bir hastalıkları, farklı bir şikayetleri yoksa bunların da bazılarını uygulayabilirler. Ama işte ağrıları varsa, sancıları varsa, belli başlı işte uyuşukluk gibi problemlere iş gidiyorsa, kendilerinde dermansızlık, güçsüzlük hissediyorlarsa, başka şikayetleri oluşmuşsa, o zaman mutlaka artık bir sağlık profesyoneline görünmeleri gerekir ve muayenelerini gerçekleştirmeleri gerekir ve ona yönelik de bir tedavi protokolünün uygulanması gerekir. Evet. Bu omurga problemlerinde tedavinin doğru noktaya yapılması gerçekten çok ciddi önem arz ediyor. Aksi çok farklı hastalıklara da neden olabiliyor. Felce kadar demiştiniz önceki bölümlerde. Bilinçsiz tedavilerin maalesef böyle riskleri var. Toplumumuzda da bilinçsiz tedavi oldukça yaygın maalesef. Evet, geçen hafta da biraz Evet, bahsetmiştik. bahsetmiştik. Farklı türeyen meslek grupları bununla ilgili çalışmalar yürütmeye gayret ediyor ama yani bu tarz uygulamalardan zaten geçen hafta oldukça bahsettik. Buna dahil olmasın. Bu tarz uygulamalara dahil olmasınlar. Bununla ilgili çalışmalardan mümkün mertebe uzak kalsınlar. Evet. Sağlıkla ilgili bir probleminiz varsa görüşmeniz gereken kişiler sağlık profesyonelleridir. Çok teşekkür ederiz hocam. Bahsetmek istediğiniz bir diğer omurga rahatsızlığı nedir? Sizi dinliyoruz hocam. Evet, kamburluktan bahsettik. Kamburlukla birlikte bir diğer en çok toplumumuzda yaygın olarak gördüğümüz bir omurga probleminde bizim lordoz ismini vermiş olduğumuz toplum arasında biraz daha böyle artmış bel çukuru olarak nitelendirebileceğimiz. Yani böyle kişiye bakarsınız işte baş kısmı vardır. Kendisi de normal sırt kısmı da düzdür. Ama böyle bel kısmı biraz böyle boşlukludur. Biraz daha içeri doğrudur. Bak, yandan baktığınızda görebilirsiniz. Karnı biraz daha dışarıda gibi gözükür. Burada geriye doğru bir kamburluk mu söz konusu oluyor? Yani. Sırt kısmında değil hocam, bel kısmında olarak düşünün. Bel kısmında hani tam bu bizim kaburga kemiklerinin Evet. bitimiyle birlikte başlayan kısımda böyle karna doğru bir C şeklinde bir şey düşünün. Girinti olduğunu düşünün omurlar arasında. Onunla ilgili olan bir rahatsızlık, bir problem bu. Biz buna işte artmış bel çukuru ya da bizim tabirimizde lordoz ismini vermiş olduğumuz bir problem. Bu kişiler mesela dersiniz ki normalde işte kilolu değildir, zayıflardır ama böyle bir göbeği varmış gibi dururlar. Ya da işte bu leğen kemikleri öne doğru durur. Yürüdüklerinde falan böyle biraz garip ve komik dururlar. Bu ve benzeri aslında görüntüyle birlikte aslında bize şikayetlerine gelirler. Ya sanki bir böyle leğen kemiğim öndeymiş gibi hissediyorum derler. İşte eğilip kalktığımda sanki bir hareketlenme oluyor, onu fark ederler çoğunlukla. Bir de mesela bunu en iyi şeyde anlayabilirler. Sırt üstü yere yattığınızda elinizi bel çukurunuza doğru koyduğunuzda o bel çukuru şayet fazlaysa yere değmediğinde fazla anlamına gelir. Yani eğer ki bel çukurunuz yere yakınsa, yere değme mesafesindeyse normal bir bel çukurunuz vardır.
Şu da tabii bunun tam tersi olan bir problem de var. Belçikunuz siz hiçbir şey yapmadığınız halde tamamen böyle yerle sıfıra sıfırsa buna da düzleşmiş bel diyoruz. Bu da farklı bir omurga problemi. Normalde çok hafif bir Evet. içe doğru girintisi olması lazım. Buna ilk Sağlıklı bir başta omurgada hafif bir eğiklik eğrilik olması olması lazım. gerekiyor. Bunun ne çok fazla olup yerle sıfıra sıfır olmasını istiyoruz, ne de çok fazla olup karnımızı böyle sanki dışarı çıkaracakmış gibi ya da bel çukurumuzun iyice artmış bir pozisyonda olmasını. İki türlüsünü de istemiyoruz. Bu sebeple bize başvuran belli başlı danışanlarımız, hastalarımız olabiliyor. Biz de buna yönelik bel çukurunu ya düzeltmeye yönelik egzersizler veriyoruz. Hem de şayet düzleşmiş bir bel varsa da bel çukurunu arttırabilecek belli başlı egzersizler verebiliyoruz. Burada herhangi bir genellikle omurga için işte bir cerrahi problem gerçekleşmiyor. Çoğunlukla fizik tedaviyle bunlar halledilebiliyor. Şayet bu düzlük ya da artmış bel çukurundan kaynaklı işte sinir köklerine baskılar varsa o başka yerlere işte ayaklara, bacaklara belli başlı farklı şikayetler veriyorsa o zaman tekrar bir beyin sinir cerrahisinden uzmandan görünüp ondan bir görüş aldıktan sonra fizik tedavi ya da cerrahi anlamda bir müdahale olup olmadığı konusunda kanaat getirilebiliyor. Biz bunlar için çok fazla tasvip etmesek de bazen çok anlayamadığımız durumlar olursa şayet ona yönelik röntgen görüntülemede istenebiliyor ya da MR görüntülenme isteyebilir. Fıtıkta MR gibi şeyler yumuşak dokuyu görmek isteriz ama röntgende biz kemikleri görürüz ve kemiklerin dizilimi, pozisyonu bize zaten her şeyi belli Evet. eder. O sebeple zaman zaman işte hekimler bununla ilgili röntgen çekilmesini tavsiye edebilirler. Bununla birlikte daha iyi görünebiliyor. Bu da bizim belle ilgili toplumumuzda yaygın olarak görmüş olduğumuz bir omurga problemi. Bundan yana da bir şikayetleri varsa mutlaka bizlere de sorabilirler. Sağlık profesyonellerine de hastanelere, sağlık kuruluşlarına başvuruda bulunabilirler. Burada erken müdahale söz konusu mu? Yani müdahale edilmediği müddetçe artabilen bir rahatsızlık mı hocam? Çok güzel bir soru aslında. Benim temas etmeyi düşündüğüm bir şeydi. Üçüncü hastalıkla birlikte bunu ele almayı daha çok tercih Tabii. edecektim ama bu ikisinde de kesinlikle önemli. Her şey için erken yaş önemli, en önemlisi. Yani İlerleyebilen bir rahatsızlık mı? şöyle hocam, şimdi kişinin mesleğine göre değişkenlik gösterebilir bu. Yapmış olduğu günlük yaşam aktivitelerine bağlı olarak bu derece açı ya da çukurluk ya da işte kamburluk artabilir, büyüyebilir, gelişebilir tabii ki bu anlamda. Ya da şundan dolayı da gelişebiliyor. Çocuk yaşta küçük açılı olan bir şey kemik gelişimi ve vücudun büyümesiyle birlikte açı büyüyebiliyor. Yani çocuklukta çok fazla önemsenmeyen, yani büyüyünce biraz toparlayabilir gibi gözüken şeyler ne yazık ki erken müdahale edilmediği takdirde bu anlamda bizim karşımıza daha büyük bir tablo olarak gelebiliyor. Yani omurganın, vücudun, kemik yapısının gelişim evresinde rastlanırsa çok daha büyük riskleri oluyor diyorsunuz. Tabii ki. Yani çünkü burada kemik biliyorsunuz ergenlik dönemi var ve bu ergenlik dönemindeki büyüme çok farklı bir büyüme. Nasıl bir büyüme gerçekleşiyor burada? Kemikler atakta, kaslar atakta, büyüme atağında, yumuşak dokular belli gelişim aşamasında ve bunlar senkron değil. Bizler büyümemizi özellikle bu ergenlik dönemindeki gelişimimiz, büyümemiz belli ataklarla gerçekleşir. Bu kişiden kişiye göre değişir. Bazen kemik daha önde Evet. gider, kaslar, yumuşak dokular biraz daha geriden gelir. Bazen de tam tersi. Bu yüzden mesela bu dönemde sakarlıklar biraz daha fazla olur. Çünkü kemik gelişimi ile kas gelişimi birlikte olmadığı için bir koordinasyon problemi yaşanır. Yani o istemli gerçekleşen bir şey değil. Vücudun büyüme anatomisinden, fizyolojisinden kaynaklı bir süreç bu. Bundan dolayı bu tarz kemiğin ya da yumuşak dokunun büyümesi birbirinden farklı olduğu için de bu tarz eğriliklerin de gelişimi daha farklı boyutlara götürebilir. Çünkü önce mesela kemik Evet. büyürse bu sefer o kemiğin açısı büyüyecek ve kalıcı bir problem haline gelebilir.
ya da yumuşak doku gelişimini biraz daha hızlı tamamlarsa, bu sefer kemik yetişemeyeceği için oradaki belli başlı işte sinir köklerine olan yumuşak dokunun hareketliliği ve travmaları daha farklı boyutta oluşturabilir. Bu sebeple biz bu ergenlik dönemi esnasındaki vücudun gelişimini takip etme konusunda mutlaka iyi gözlemlemelerini rica ediyoruz ebeveynlerden. Şayet görmüş oldukları bir yani duruş bozukluğu, çocuklarınızda görmüş olduğunuz herhangi bir farklılık, gözünüze çarpan bir durum olduğunda önce siz anlayabiliyorsanız bakın tabii ama şüphede kalırsanız mutlaka bizlere danışın. Biz mesela buna postür ismini veriyoruz duruşa ve tepeden tırnağa kadar tüm vücudu değerlendirmiş olduğumuz bir yöntemlerimiz var. Onunla birlikte kaskı saluklarını, kasılmalarını ya da gevşemelerini inceleyebiliyoruz. Öte yandan kemik boylarına bakabiliyoruz. Diğer taraftan işte çevre ölçümleriyle birlikte belli başlı ölçümler yapıyoruz. Vücudun o hareketliliğinin açılarına bakıyoruz gibi A'dan Z'ye aslında kişinin neresinde nesi var, nesi yok bunları ortaya koyabiliyoruz ve ona göre bir program ortaya çıkartabiliyoruz. Bunlar belki profesyonel anlamda destek alınmak istenirse ya istenmeyebilir. Kişi gördüğünde bunun ne olduğunu eğer zaten bariz bir şekilde ortadaysa bellidir ne olduğu. Tedavisi için mutlaka müracaat etmeleri Evet. gerekir. Şayet arada arafta kaldıysan şüpheniz varsa zaten birçok yer bununla ilgili ücretsiz bir şekilde muayeneler gerçekleştirebiliyor. Onunla ilgili bir Evet. sürece de dahil olunabilir. Hocam, omurga rahatsızlıkları olarak bize kamburluktan bahsettiniz. Bel boşluğunun az veya fazla olmasından kaynaklı rahatsızlıklardan bahsettiniz. Bir de omurga eğriliği var hocam. Evet. Bundan da bahsedeceksiniz sanırım. Evet. Omurga eğriliği nedir? Nasıl olur? Bir hareket sonrası mı olur veya bir süreçten sonra mı olur? Tedavisi var mıdır? Varsa nelerdir? Evet, şimdi biz buna omurga eğriliğine skolyoz diyoruz hocam. Skolyozun yani halkta zaten bununla ilgili problemi olanlar da bu ismi biliyorlar. Çok yaygın bir şey çünkü ne yazık ki. Özür diliyorum hocam. Öne veya arkaya doğru değil de sağa veya sola Şimdi doğru olan bir eğrilikten bahsediyoruz, değil mi? şöyle anlatayım hocam. Kamburlukla eğriliği birbirinden ayıran durum. Durumu izah edelim. Evet. Şimdi hocam biz kamburlukta vücudun öne doğru olan bir şeyin olduğunu ya da işte belle ilgili Evet. olan şeyde karnın ya böyle dışa doğru ya da geriye doğru geldiğini bahsetmiştik. Skolyoz dediğimiz şeyde ise böyle sırt taraftan arkadan baktığınızda vücudun eğrildiğini yani o omurganın yan taraflara doğru bir C ya da bazen de S yaptığını görürüz. Yani iki tane bir yukarıdan bir de aşağıdan ters tarafa doğru da olabilir bu S ya da C. Ona göre bir eğrilikle birlikte karşımıza gelebilir. Biz bu eğrilikleri ikiye ayırıyoruz hocam. Biri doğuştan oluşan gelen belli başlı işte idiopatik vesaire dediğimiz bir süreç var. Bir de edinimsel yani daha sonradan kişinin kendi vücudunu kullanımına bağlı olarak gelişen bir skolyozdan bahsedebiliriz. Burada genellikle çocuklarda ve kadınlarda görülüyor. Neden de şu, özellikle çanta kullanımı, çanta takımı çok önemli. Mesela hanımlar tek taraflı kol çantası taşıyorlar ve taşımış oldukları bu çantaları tek taraflı taşıdıkları sürece hep vücudun bir tarafı özellikle yük taşımış oluyor. Ve bu gittikçe artık hani eğrile bu belli başlı zamanlarda artık ya benim bir işte sırtım belim ağrımaya başladı falan deyip hatta karşıdan bakıldığında bazen bize şöyle de gelebiliyor. Diyor ki işte benim bir omzum diğerinden aşağıda. Hani omuz yükseklik farkım var diye bize şikayete geliyorlar. Fakat biz daha sonradan omurgayı da tabii inceliyoruz, değerlendiriyoruz. Bir bakıyoruz ki kişide işte skolyoz var, omurga eğriliği var. Ya omurga eğrildiği için şimdi omurgası eğik olan birisi şöyle ortalama göstermek gerekirse şöyle durur. Eğer C ise ya da bu tarafa doğru durur. Eğer S ise bir de leğen kemiği de ters tarafa doğru hareket yapar. Mesela tek kalça üzerine daha çok oturmaya başlamıştır. Bunu fark eder de fark edemez. Eğer omuz tarafıyla ilgili yani yukarıda bir skolyozu varsa, eğriliği varsa bunu vücudun üst kısmında omuzlarda görürüz. Yani yansımasını diyelim. Bazen göstermeyebilir de kendisini. Çünkü mesela orada bir eğrilik yapar ama boyun tarafı onu böyle biraz toparlar. Dengeler ve omuzlar düzgün durur ama yandan baktığınızda
işte kaburga kemiklerinin biraz baskıya sahip olduğunu, yan taraflardaki o bel kavitelerinin orantısız olduğunu, biri diğerine göre daha böyle içe doğru olduğunu falan fark edersiniz. Ve biz bu şekilde yapmış olduğumuz muayenelerimizle birlikte omurga eğriliğini saptıyoruz. Bunun için belli başlı görüntüleme cihazlarında ya da açı ölçerlerle de bunu inceleme fırsatımız olabiliyor. Ve ardından da müdahale etmeye başlıyoruz. Peki neler yapıyoruz burada? Özellikle ben hem çocuklara hem de hanımlar tarafı ile ilgili birkaç hususa dikkat çekmek istiyorum. Hanımlarda tek taraflı çanta kullanımını eğer gerçekleştirecekseniz, sadece işte örnek vereyim, sağ tarafınızı sadece kullanıyorsanız, zaman zaman sol tarafınıza da çanta taşımaya özen gösterin. Tek taraflı olduğunda vücudunuzun bu anlamdaki dengesini, balansını kaybedersiniz ve omurganız bir tarafa doğru eğrilik göstermeye başlar. Bunu iki taraflı yaparsanız vücudunuz biraz daha bu anlamda rahatlamış olur. Çocuklarda ise sırt çantası takılıyor ve bu sırt çantasını işte böyle şimdi biraz şeye benzeyecek bu ama hani çocuklar çanta takmaktan çok hoşlanmadıkları için ya da bunu işte bir zaruriyet olarak gördükleri için bazen böyle işte içerisine birkaç bir parça bir eşya, defter, kitap koyup tek koluyla taşıyorlar. Yani iki tane aslında onun tutamacı var, askısı var ama tek taraflı bir şekilde kullanıyor. Bu da aynı şekilde omurga eğriliğine sebebiyet verebiliyor. Ya da kamburlukla ilgili de şöyle bir durum olabiliyor. Çok ağır kitaplar taşıyor çocuklar. Mesela tıka basa dolduruyor bütün defterleri, bütün kitapları dolduruyorlar içine. Bu sefer işte çantayı da bir yükleniyor. Gidiyor okuluna kadar yürüye yürüye örnek veriyorum. Ve çıkardığında 10 dakika, 15 dakika yani egzersiz antrenman yapmış gibi bir ağırlıkla şimdi çocuk bu. Bunu taşımak istediği zaman mecburi olarak kendisini öne doğru atıyor. Fark edersiniz de etmezsiniz. Siz ona çünkü çantayla birlikte baktığınız için düz gibi görebilirsiniz, yanıltabilir. Ama çocuk bunu kendisini öne doğru tutuyor. Şimdi onu kaldırdığında şöyle bir atar kendisini. Bu belli başlı işte omurga problemlerinde yine beraberinde getirebiliyor. Omurga problemlerinden çok daha fazla sağlık problemlerine neden olabiliyor ağır çanta taşımak. Yani burada zaten çok Halk farklı. arasında da bilinen sonuçları da var yani maalesef. Tabii ne yazık ki bir de şöyle bir durumu da var. Mesela bazı ebeveynlerimiz de şöyle yapıyor. Çocuğun çantasını taşıyor. Şimdi çocuğun çantasını da taşırken tabii kolu kısa kaldığı için tek omzuyla kullanıyor ve her gün o omzuyla tutup diğer eliyle de çocuğu tutuyor genelde elinden tutuyor ve gidiyor. Ama yine aynı şekilde kendisine zarar veriyor. Burada da hem işte omuzları değiştirerek bu tarz kullanım olabilir. Bu şekilde buna dikkat edilmesi lazım. Baylar için de şunu söyleyelim, neden olabiliyor? Özellikle yapmış olduğunuz işte çalışma ortamınızdaki işte örnek veriyorum çekmecenize hep uzanıyorsunuz ve çekmeceniz hep sol tarafta. Hep sola doğru uzanıyorsunuz ve sağ tarafa doğru hiç vücudunuzu eğmiyorsunuz. Bu sefer ne oluyor? Sol tarafa eğile eğile vücudunuzda belli bir eğrilik oluşabiliyor omurganızda. Bu sebeple yapmış olduğunuz işleri planlarken, organize ederken iki taraflı tutmaya gayret edin. Yani işte bu tarafta da belli başlı çalışma şeyleriniz olsun, bu tarafta da olsun. Hep bu tarafa, tek tarafa doğru yönelmeyin. Bazen diğer tarafa doğru da eğilin. Ve bunları eğilecekseniz de yani iki yönlü yapın ama eğilmek istemiyorsanız da vücudunuzla tam olarak dönerek yapın. Mesela döner bir koltuk kullanıyorsanız benim eğilmeme çok gerek kalmıyor. Koltuğumu çevirdiğim takdirde zaten ulaşmak istediğim şeye yine ulaşabilirim. Bunlar da yine kullanılabilecek stratejiler arasında. Şimdi gelelim biz bunun tedavi kısmına. Skolyozu, omurga eğriliklerini anlattık, bahsettik. Halk arasında neler yapıldığında bu tarz omurga eğrilikleri olabiliyor. Bunları söyledik. Özellikle de kendisi nasıl hissettirir, nasıl gösterir? İşte omuz yükseklik farkı, leğen kemiğinin pozisyonu ile birlikte baş gösterebileceğini de bahsettik. Şimdi ise bizim yapmış olduğumuz müdahaleye gelelim. Şimdi omurga eğriliği bazen sanıldığı kadar ne yazık ki masum olmayabiliyor. Özellikle bazı derecelerde bulunan yani yüksekliği yani yüksek bir işte derecede bulunan bir eğrilik veyahut da
seviyesi de bizim için çok önemli. Hangi omurga seviyesinden gerçekleşmişse ona yönelik, çünkü vücut eğrildikçe akciğere baskı yapabilir. Akciğere baskı yaptığında işte yeterli düzeyde oksijen alamazsınız. Nefes hani almış olduğunuz nefesin hacmi azalır. Bu yeterli düzeyde oksijenle vücudunuzun beslenememesinden dolayı kan hastalıkları, kan problemleri de yaşayabilirsiniz. Kanla ne ilgisi var diyeceksiniz. Biliyorsunuz vücudumuza almış olduğumuz nefes bütün uzuva kan Evet. vasıtasıyla hani taşınıyor. Hatta işte bir videoda da esprisi var ya, kana kırmızı rengini veren bir Evet. malzeme var, işte vişne suyu deniliyor ama hemoglobin isimli bir malzemedir o, kırmızı rengi veren. Ve bu hemoglobin aslında vücutta yapmış olduğu temel işlev oksijeni kanda tutar. Yani oksijeni alır ve kana da tutunur. Oksijenle birlikte kanla birlikte oksijenin taşır ve ilgili dokulara onu ulaştırır. Haliyle biz bu oksijence fakir kaldığımızda kan hastalıkları, kan problemleri de yaşayabiliriz. Bu sefer işin rengi çok daha farklı yere doğru Bir gidebilir. omurga eğriliğinden buralara geldik. Tabii. Ya bu bir defa şey, hani akciğere baskı yaparsa, Evet. işte karaciğere baskı yaparsa, pankreasa baskı yaparsa, mideye baskı yaparsa, bunların hepsi ayrı ayrı başka problemlere sebebiyet verebilir. Bu tarz masum olmayacak şeyler de yaşanabilir. Bunları korkutmak amaçlı değil, farkında olunması için Evet, söylüyoruz farkındalık kesinlikle. oluşturmak çok mühim. Evet, çünkü bu Erken önemsenmediği teşhis için. takdirde Evet. işler büyüyebiliyor. Ne yazık ki artık bazen fizik tedaviyle de işleri toparlayamıyoruz ya da işte korseler de yetmiyor. Cerrahi operasyonlara gidilebiliyor. Bu omurga eğriliğinde de cerrahi operasyon oluyor Tabii yani. o mesela biraz bahsedelim oradan da çok kısaca. Bu tarz uygulamalar, bir defa en basit bir omurga cerrahisi, yani bugün ülkemizde en son 2019 yılında yapmıştım bununla ilgili bir araştırma. En ufak bir operasyon 30 bin TL, sadece maddi kısmı hocam. Peki vücuda nasıl bir travma oluşturuyor, ondan da bahsedeyim. Böyle sırttan itibaren bir işte açılır omurga. Eğriliğin olduğu kısımlar, önce işte siz pozisyonlanırsınız. Yani kasarlar sizi. Düz bir hale getirirler. O yan taraftaki eğriliğinizi düzeltirler. Onu da stabil, yani sabit bir halde düz tutabilmek için demir çubuklar omurganın iki tarafına konur ve onlar da tabiri caizse çivilerle o omurlara tutundurulur. Haliyle sizi artık orada dik tutan şey demir çubuklar olur. Ve daha sonra kapatılır. Şimdi vücudunuzun böyle bir travmaya maruz kalması gerçekten çok büyük bir Çok durum. ciddi bir sıkıntı. Peki o müdahaleden sonra sağa sola, öne arkaya eğilmek yerine... Tekrar yine fizik tedavi süreci var. Tekrardan bir rehabilite olmak gerekiyor tabii bu cerrahi operasyon sonrası. Çünkü tabii ki o eğrilikler kısıtlanacak Evet. artık hangi evredeyse, ama hiç değilse vücut duruşu ya da biz bunları zaten cerrahiye giden durumlar, az önce bahsetmiş olduğum gibi iç hastalıklara yapan baskılar varsa ve bu iç hastalıklarla ilgili problemler artıyorsa ya da geri dönüşü olmayan, bir de çünkü yaş ilerledikçe kemik erimesi gibi problemler de baş gösteriyor hocam. Kemik erimesi gibi problemler de baş gösteriyorsa bu tarz cerrahi operasyon da yapılamayabiliyor. Niye diyeceksiniz? Şimdi oraya demir tutturulup vida gibi şeyler atılıyor diyoruz ya. Bu atılan vida gibi durum, siz o, yani şöyle düşünün. Bu sunta, tamam mı? Biz buna vida atıyoruz. Eğer bu sunta kaliteli, sağlam değilse bu parçalanır değil mi hocam? Evet. Kırılır, ayrılır. Kemik de öyle. Eğer kemik dokusu bozulmuşsa kendi dinamizmi, yani kendi sağlığı kuvvetli bir şekilde değilse, yani biraz daha erimeye başlamışsa, yapısını, fonksiyonunu kaybetmeye başlamışsa, siz ona yönelik yapmış olduğunuz bir işte Müdahale. müdahaleyle birlikte oraya işte bir tabiri caizse vida atma gibi şey yaptığınızda bu sefer kemik kırılır, Allah'ım. Evet. parçalanır. Zaten ondan önce mutlaka bir kemik yoğunluğu, biz işte densite değerleri diyoruz ona. Ona bakılıyor ve kemik yoğunluğu uygunsa zaten o tarz ameliyata giriliyor. İş bambaşka bir yere gidebiliyor ve ne yazık ki cerrahi operasyona bile ne yazık ki müdahale edilemeyen vakalar olduğunda işler çok kötü tablolarla sonuçlanabiliyor. Şimdi gelin bizim yapabildiklerimize. Fizik Evet. tedavi süreciyle ilgili de. Özellikle burada biz işe 3 boyutlu bakıyoruz. Çünkü omurga 3 boyutlu harekete sahip. Yani öne doğru, arkaya doğru esneyebiliyor.
yana doğru esneyebiliyor, bir de dönebiliyor hocam. Yani haliyle 3 boyutlu bir eksene sahip olduğu için omurların her biri omurga. Biz de yaklaşımımızı yaparken o segmente uygun bir şekilde pozisyonlamalar, özellikle de bunun kalıcı bir hale gelmesi için egzersiz takviyeleri ve tekrar sayıları ve son durumda ise bunun mutlaka oksijence de desteklenebilmesi için solunum egzersizleri ve o, çünkü solunumun ne kadar etkili olduğunu diğer bölümlerde de bahsetmiştik. Solunumun yine buradaki özellikle kemik pozisyonunun da stabilliği ve orada kalıcı bir fonksiyona sahip olması açısından da çok üstün bir hizmeti var. Bu sebeple biz 3 boyutlu bir bakış açısıyla bir tedavi programı ortaya koyarız ve ona yönelik bir uygulama yaparız. Gerektiği takdirde korseye de yönlendiririz. Korse takviyesi ve iyileşme süreci kişiden kişiye göre, işte belli başlı açı değerine göre, yaşa göre, durumuna göre kişinin değişkenlik gösterir. Ama hani şayet cerrahilik bir müdahale değilse ve çok ilerlemiş açılarda değilse, ortalama 1,5, 2 ay, 3 ay, 6 ay durumuna göre kişilerin bu rehabilitasyon sürecinin ardından normal sağlığına, saatine ortalama bu zamanlarda kavuştuklarını da dile getirebiliriz. Bu anlamda da mutlaka bizlere şikayetleri, problemleri olanlar varsa danışmak için hem bize soru sorabilirler ya da bizlere danışabilirler. Ya da bununla ilgili mutlaka bir sağlık kuruluşu ya da sağlık profesyonellerine danışmalarını tavsiye ediyoruz. Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Çok aydınlatıcı bilgiler oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Eyvallah. Fakat maalesef bu programımızın da sonuna geldik. Kıymetli izleyiciler, bir sağlık olsun programının daha sonuna geldik. Soru, görüş ve önerilerinizi bizlere ekranın altında yer alan ulaşım adreslerinden iletebilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.